Pek muhterem Genel Başkanım, Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun değerli üyeleri ve il teşkilatımızın düzenlemiş olduğu bu yemekli sohbet toplantımıza teşrif nezaketini gösteren değerli misafirler, hepinize teşkilatım adına ve şahsım adına hoş geldiniz diyor. Bu yemekli sohbet toplantımızın gerek Körfez, gerek insanlık ve gerekse hareketimiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Değerli misafirler, dünya yeni bir yol ayrımında. Bu yol ayrımında bugüne kadar ülkemizde takdim edilen, oynanan oyunun tam aksine artık bir sağcılık solculuk oyunu oynanmıyor. Artık bir Amerika Rusya oyunu oynanmıyor. Oyunun gerçek yüzü hemen hemen bütün kişiliğiyle, bütün hususiyetiyle ortaya konmuş durumda. Bu aralarda siyasilerin birçoğunun koltuk altı kitabı haline getirdiği Megatrends 2000 adlı eserde Hristiyan misyoneri durumundaki olan yazar aynen şu ifadeyi kullanıyor. 2000'li yıllar dine dayalı sistemlerin dünyada iktidar olduğu yıllar olacak diyor. Tabii bu ifadeyi kullanırken dünyadaki Hristiyan, Yahudi ve ateizme dayalı bir inanç anlayışının iktidarından bahsediyordu bu yazar. Ve bütün bu düşünce, bu inanç mensuplarının birleşerek saldırıya geçtikleri tek düşünce, tek inanç dünyadaki Müslümanların inancı olan İslam'dı. Nitekim şu anda Körfez'de kan ve ölüm kusuluyor. Bugüne kadar İsrail'i korumayı ve baskıcı unsur olarak dünyada egemen duruma getirmeye çalışan güçler ne yazık ki yanlarında, arkalarında ben Müslümanım diyenleri de toparlamanın, onlarla beraber hareket edebilmenin gayreti içerisindeler. İşte böyle kritik bir dönemde, böyle bir yol ayrımında olduğumuz bir dönemde bu akşam siz değerli misafirlerimizle pek muhterem genel başkanımızı karşı karşıya getirmeyi geçmiş ve geleceğimizle ilgili aynı zamanda bir kararın teminine vesile olur düşüncesiyle tertipledik. Derdimiz inanan insanların geleceğine yönelik bu kararı hep beraber omuz omuza verme kararıdır. Zira bu gemide ya hep beraber batacağız ya da hep beraber kurtulacağız. Ancak bu kurtuluş inananların ancak inananlarla kardeş olmasıyla tahakkuk edecektir. Kuru kuruya ben inanıyorum demek suretiyle kafirleri, zalimleri, uşaklık zihniyetini dünyada tesis etmeye çalışanları kardeş ilan edenlerle bu kararı vermek mümkün değil. Öyleyse bu kararı verirken sizleri bir hoşgörü, bir kucaklama anlayışı içerisinde bu kardeşliği nasıl tesis edebileceğiz? Bunun düşünce, muhasebe ve murakabesi içerisinde bizim için aydınlık yarınları getirecek bir karara davet ediyoruz.
Az sonra muhterem genel başkanımız olayları çok daha detay, deruni sizlere takdim edecekler. Ve sizler de daha sonra sorularınızla inşallah bu muhabbet meclisimizi bereketli hale getireceksiniz. Bütün gayretimiz, teşkilat olarak bütün inancımız bu kardeşliğin artık ne yapıp yapıp milli görüş saflarında, adil düzen saflarında tahakkuk etmesini sağlamaktır. Yıllardır bizi uşak olarak kullanmak isteyenlere, bizi köle olarak kullanmak isteyenlere artık omuz omuza vermek suretiyle, el ele, gönül gönüle olmak suretiyle sevgiyi, kardeşliği bu çatının kula kul olanların bir arada olduğu değil, menfaate çıkarak kul olanların bir arada olduğu değil, sadece ve sadece hakka kul olanların bir arada olduğu çatı altında bu mücadeleyi vermeye sizleri davet ediyoruz. Ve sözleri fazla uzatmadan hepinizi tekrar tekrar en kalbi duygularla selamlıyor, kucaklıyor ve bu mücadelemizin aydınlık yarınları bir an önce ülkemiz ezilen insanlarının kurtuluşuyla birlikte tecelli etmesini Yüce Rabbim'den temenni ediyor ve hepinize tekrar saygı ve muhabbetlerimizi arz ediyorum. Sağ olun. Muhterem il başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu arada salonumuzun yerleşim itibariyle çok fazla müsait olmaması münasebetiyle yemek esnasında sandalyelerle beraber kürsüye doğru oturamayan arkadaşlarımızın kendilerini rahatlıkla görebileceğimiz ve görebilecekleri şekli almalarını istirham ediyoruz. Genel Başkanımız sizlere konuşacaklar. Görevli arkadaşlarımız kağıt dağıtacaklardır. Sorusu olan arkadaşlarımız bu kağıtlara sorularını yazabilirler. Yine görevli arkadaşlarımız bu kağıtları